Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Bugün günlerden pazar. Haftaya babam cuma, yani haftaya cuma babam Türkiye'ye gidiyor. Ondan sonraki hafta çarşamba da annem gidiyor. Onun için bu hafta sonu böyle ailecek annemlerin orada toplanacağız. Dedemler, amcamlar falan gelecek. Abim gelebilecek mi bilmiyorum. Çünkü o çalışıyor biliyorsunuz ki. Bugün galiba mangal yakacakmışız. Duyduğuma göre babam öyle söyledi. Ben de dedim ki bugün onlara güzel bir pasta yapayım. Hep birlikte şöyle güzel, hani hep birlikte olunca yeniliyor zaten pastalar biliyorsunuz ki. Böyle geçen erik almıştım biliyorsunuz ki. Ve bir erikli tart yapayım dedim. Buraya malzemelerimi çıkarttım. Tart kalıbını da çıkarttım. Bunda mı yapsam yoksa bu pasta kalıbında mı yapsam, o yuvarlak çemberli olandan emin olamadım. Ama galiba bunda yapacağım, bir farklılık olsun. Malzeme olarak neyim var? 200 gram tereyağım var. 70 gram şekerim var. 200 gram un var. 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu var. Bunları güzelce yoğuracağım. Daha sonra üzerine böyle kumör yapacağım. Yani kumörün Türkçesi ne oluyor? Böyle topaklı topaklı şeyler dökeceğim üzerine. Onun için tekrar bir hamur yoğuracağım. Ama ilk olarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurup işte eriklerimizi güzelce üzerine dizdikten sonra ayrıyetten tekrar birazcık hamur yoğuracağız. Üzerine o kırıntılarını vermek için, böyle çıtır bir lezzet veriyor çünkü. Haydi bakalım şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. Bakın ben hamurumu güzelce yoğurdum ve bunu böyle kek kalıbının, yani tart kalıbının içine güzelce her tarafına eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştım. Şöyle sizlere de göstereyim dedim. Azıcık hamurumdan arttı. Bunun içine şöyle bir yemek kaşığı margarin attım ve un koydum. Güzelce böyle topaklaşana kadar yoğurdum. Böyle ufaladım elimde. Başka bir şey katmadım. Ama eğer ki sizin hamurunuzdan artmazsa işte tereyağı veya işte margarin, un, birazcık şekeri koyup güzelce yoğuruyorsunuz. Ondan sonra böyle topak topak yapıyorsunuz. En son üzerine koyacaksınız çünkü. Şimdi eriklerimi şu şekilde güzelce dizeceğim bakalım. Ya da ne ile yapsam ki, şöyle şöyle mi? Şöyle yapsak. Neyse bakalım, ben şimdi bu eriklerimi böyle güzelce bir dizeyim. Ondan sonra son halini sizlere tekrar göstereyim. Bakın eriklerimi bu şekilde güzelce dizdim. Üzerine böyle birazcık şeker gezdirdim. Biraz çünkü mayhoş bir tadı var. Böyle hafif bir tatlansın diye. Şimdi bunu güzelce böyle üzerine dağıtıyoruz. Evet, bakın ben şimdi erikli turtamı hazırladım. Bunu böyle birazcık daha aşağı böyle bastırdım. Böyle aynı hizada olsun diye, hem güzel görünsün diye. Şimdi ben bunu fırına süreceğim. Üzerine de bu geçen kurabiyenin üzerine koymuş olduğum şekerlerden de koydum. O şekerlemeden böyle çıtır çıtır güzel bir tat verir diye düşündüm. Bu şekilde şimdi bu altlı üstlü işte pişene kadar, kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 25-30 dakikayı bulur. Pişmesi
200 gram un demiştim ama yaklaşık 300-350 gram un koydum. 200 gram yetmedi. Bu tarifi ilk defa yapıyorum. Benim aslında başka bir tarifim vardı. Ama başka bir tarif deneyeyim dedim. Hem böyle onu da bir denemiş olurum diye. dediğim gibi şimdi ben bunu bir fırına atayım ve en son pişmiş halini sizlere göstereyim. Benim pastam şimdi pişti. Onun altını kapattım. Fırından çıkaracağım. O sırada babam sağ olsun, biliyorsunuz ki dün yumurta muhabbetimiz olmuştu. Dayanamamış, gitmiş bana 30 tane yumurta almış çiftlikten. Bu ara dedeyi gördüm. Dedeyi de istedi. Yumurta hemen ona da yumurta aldı. Ona da mal verdi. Baba, bu işleri babam bakıyor bizde. Babam gidince artık hep biz kendimiz gidip alıyoruz, biliyorsunuz ki ablamla birkaç kez gitmişliğimiz vardı. Şimdi babam dedi yumurtaları getirirken 2 dakika senin bu regalini de asayım dedi. Dün bir şey eksik, yani uç küçük geldi, delmedi duvara. Şimdi burada zaten yabancı Şimdi buraya kimse taktın mı bir tane? olmadığı için he? Takmamışım bak. Nerede bunu? Bir. Bir tane sıkırıktı ya baba. Kırıldı aklına geldi. Onun için 4 taneydi ya. Neyse He, kırını taktın mı yine? benim Anladım. götürdüğüm de kırıldı. He, öyle işte. Burada da öyle sorun olmayacağı için bugün takıvereyim dedi. Normalde pazar günleri böyle duvar delmek yasak, biliyorsunuz. Ama burası Türk evi olduğu için sorun değil. Zaten bitti. Şimdi sadece bunu takıverecek bana bakalım. Ondan sonra şimdilik benim evimin işleri tamamen bitti. Tornavidayı vereceğim. Nereye koydum acaba? Dur, hemen Evet, getiriyorum. bakın babam bana yumurta almıştı demiştim. Bunları az sonra güzelce buzdolabına yerleştireceğim. Pastam pişti. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı tuzu yerindedir. Şimdi üzerine şöyle pudra şekeri de ilave ediyorum. Birazcık soğuttum ben bunu. Çünkü şimdi pudra şekerini sıcakken koyarsak şey olur, erir diye. Şimdi şöyle güzelce her tarafına pudra şekeri ilave ediyorum ve pastam hazır. Pastayı aslında pasta kalıbına şeyine koyacaktım, tabağını, fanusa. Ama o annemde kalmış. Annemlere gidince orada fanusa yerleştiririm. Bu şekilde bakalım benim pastam hazır. Şimdi birazcık uzanacağım. Ondan sonra 4 gibi falan da annemlere giderim. 4'ten sonra gelin demiş annem. Öyle bakalım. Evet, ben şimdi annemlere geldim. Annem böyle her şeyi pişirmeye başlamış. Ben mangal yakacağız sanıyordum ama annem böyle evde hani yaparız. Hem hava biraz soğuk, bir de babam rahatsız, bayağı yorgun. Hem hastaneye gidiyor, ben Evet. Onun için hangi birine koysun, sabah kalkıp aynen. işin olduğunu halletti. Annem de böyle evde yapayım demiş. Böyle Aynen. sileks Her de çok da şeyde. güzel olmuş, mangal şeklinde işte. Aynen Burada öyle. kuzular var. Fırına kanatlar, butlar falan koymuş böyle. Evet. Soğuk budu. Şimdi bunu çıkarıp tavuğa koyacağım. Aynen. Sonra böyle köfte pişiriyor şimdi. Sonra Peki. sosis yapacak. Yani mangal tarzında yine Ve aynı şekilde bunu yapmış. tekrardan yoğurmuş Evet, almış. Ben amcam hemen bunları yapacağım. böyle tekkeden Hazırlık almış olur. hazır. Kanatlar, butlar da baharatlanmış bir şekilde. Aynen öyle. Hazır geldi. Bunu da hazır almış böyle. Sen yapıversin demiş. Aslında bunun şekli varmış da ama bozulmuş bütün. Aynen dün. Annem kendisi tekrar Dün babam yapmış. bir kanat falan da aldılar. Evet, dün babam kanat falan da almış. Şöyle annemi de Yani beyan çekeyim. var şimdi. Çocuklar seviyorlar çünkü. Evet, aynen. Kanat yeniliyor çünkü her Sen türlü. şimdi yeni mi açılış yapmış Hayır, oluyorsun? ben açılışımı yaptım sabah Tamam, pastayı oradan yapayım. yaparken. Tamam. Sonra babam geldi. Geri kalan işimizi hallettik. Onu çektim. Evet sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlar, hepinize Biraz sesli konuşmaya Allah-u çalış. Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Bu ara inanın böyle her şeyler üst üste, böyle hiç kafamın yerinde yok. Biraz nezdik olmuşum, özgür Evet. öyleydi geçen günü. Ben de şu anda öyleyim. Ne bileyim arkadaşlar ya, nasıl Havalar söyleyeyim? çok şey. Havaların ağırlığını Ağır. diyeyim, kendi ağırlığımızın diyeyim. Evet, yorgunluk da var anne Yorgunluk şimdi. diyeyim Onun için gerçekten. çalıştım bir de sen. Dün çocuklar bize kaldılar dün akşam. Onun içinden çocuklar bizeyle sabah kalktık. Güzel kahvaltımızı yaptık. Eşim hazırlamıştı sağ olsun kendisi. Ondan sonra da işte el koyu çizdim. Ömer'i Dur yıkadım. ben şu tarafa Gülşen'i geleyim. yıkayacaktım. Gülşen'i yıkayacaktım. Gülşen yıkamak istemedi. Mikail benden de yıkayacağım dedi. Ömer'i yıkamış bir tek. Ömer'i yıkadım sadece. Bu şekilde bir de hazırlığıma giriştim. Mikail bir salata falan da yaptım. Evet, masayı da Evet, hazırlamış annem. masayı da Gülşen'le hazırladık arkadaşlar. Hiç halim yok inanın, böyle bir halsizliğim, moralsizliğim herhalde. Çünkü annem hastanede de gerçekten üzülüyorum.
Eve gidiyorum şimdi böyle inanmıyorum orada böyle elimi tutuyor hani çaresiz gelip gidiyorum yani arkadaşlar ne bileyim. Biraz ondan herhalde biraz o da olabilir. Bozuk olduğu için. Böyle bakalım işte Necat da gitmeden çocukları aslında kayınpederim dedi kızım. Çocukları toplayalım birlikte restoranda gidelim dedi. Biz geçen bizim oraya gitmiştik. Allah razı olsun çocuklar bizim gönlümüz yolmuş. Elinden gelin yaptı da her restoranda öyle olmaz. Evet. Kalabayız. Dedim bu hiç gerek yok. Dedim 50 öyle bir şey alsak hepimiz dedim rahat rahat koyarız. Suyuna para ve çayına para ver dersin. Gerçi çaya para verir de. İnsan rahat rahat bir şey yapıyor. Ay çocuk ses yapıyor oraya diye. Kayınpederim de kızım sen yoruyorsun filan dedi olsun dedim ne olacak yorulmaktan bu kadar da yorulacağız yani. Bu şekilde bakalım başladık. Masayı Gülşen'le hazırladık. Salata yaptım burada. Hı hı, şimdi oraya gideceğim göstermeye. Tarot yaptım işte şey yoğurt yiyene. Azıcık ıspanak yaptım ben biliyorsunuz yeşili seviyorum onu böyle kavurdum. Aslında onu yoğurt yapacaktım. Havuç salatasını yapınca onu bıraktım yapmadım onu. Salatayı da hazırladım. İşte öyle bir hazırladım masaya arkadaşlar çıkabilirsiniz. Evet içeri geçeyim ben bir. Şurası kokmasın. Kuzu kokuyor. Heh. Böyle masaya hazırlamış annem. Burada havuç taratoru var. Böyle kırmızı lahanalı havuçlu salata yapmış. Bu da ıspanak mıydı? Neydi bu? Anne. Anne. O yeşil şey neydi? Ispanak mıydı? Ha, bir de ıspanağı öyle sotelemiş. Aynen öyle yaptım. Sadece soğan var. Biraz salçayla. Evet güzel duruyor. Şöyle. Onu yoğurtluyorum da ben bazen. Evet yoğurtlayınca da çok güzel i̇şte oluyor. Şey, havuç salatasını yoğurtladım. Evet şimdi aynen öyle iyi yapmışım. Bir beraber yoğurt olmaz dedik. Böyle bakalım. Ablam da gelir az sonra yazdıydı ben gelip gelirim diye. Çocuklar zaten burada. Öyle. Öyle. Ben de pasta mı aradım. O da ancak pazartesi gelebilir dedi. Çocuk hafta sonu karabalık oluyormuş. He. Şimdi pazartesi gelecek yavrucuğum. Yarın o zaman. Yani yarın gelecek. Ben yarın çalışıyorum. Babası gitmeden babam mı çalışıyor? Babam da çalışıyor yarın. Öğlen kardeşine gelirsiniz. Artık denk gelirsek geliriz. Öyle bakalım. Hadi biz şimdi bunları da halledelim. Sonra tekrar çekim yaparız. Evet, ablam da geldi. Şöyle her şeyleri bir gösterelim. Burada kuzular var. Özge'nin en sevdiği. Ay, geçti maşallah ya. Burada köfte. Burada kabak, pul. Ne diye kesilmek miyim? Baba şunu açsana. Sosisleri de güzelce kızarttık. Böyle ekmeği götürdük fırına. Tamam, efendim ya, dede. Tabağa bak. Bak boş. Dedemin tabağı boş. Yüzüne bak yüzüne. Ne yapıyor? Yüzüne bak. Ne oldu? Bir anne bak kızım. Ne oldu? Yüz ben. He, Ruj abla. Abla bu ne güzel kadın. Ne güzel olmuş. Şey gibi. Bu ne kız Afrika sile hayatını kabusa çevirdi. Tövbe ya Rabbim. Neyse bakalım bize şimdi afiyet olsun.